dini Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim'in namusunu dedi kim koruyacak, kim muhafaza edecek? İhtiyarlık bahane değil. Canımı sıkmayın ihtiyarlar. Bunu muhabbetten söylüyorum ha, ona göre. Hemen alıngınlık yapmayın. Yenge ölse 70 yaşında, hemen diyorsun ki, uşaklarım beni evlendirin. Uşakların sana diyor ki, ya babacığım, ya dur bakalım ya, anam daha dün öldü ya. Senin yani yemeğini biz pişirtiriz, bak gelinlerin var, evini peki süpürtürürüz, çamaşırını yıkatırız. Yani seni biz yani allı pullu bebek gibi yani bakar, yani işte ihtiyaçlarını görürüz. Ne acil ediyorsun ya vesaire. Turamayrum, çabuk bağ bir tane hatun bulun vesaire. Bana bak, yaş 70'te hanım öldüğü zaman duramayrum. Peki. Bir muhabbetten gelin bir şey daha söyleyeceğim. Kuduruysun, tamam mı? Sabırsızlıktan çatlayısın. Da buraya iş geldiği zaman, hoca efendi 70'inden sonra ben ne edeceğim? Ben nasıl giderim cepheye? Kafam almay. 70 yaşında yenge öldüğü zaman kafan alay öbür işleri de. Ha buraya geldiğinde kafan niye basmay? Yo, yo. Ebay ben Ensari at sırtında 90 yaşındayken İstanbul'a geldi. İstanbul'u fethetmek için. Değil mi? Sen onun izinden gidiyorsun. Kanuni Sultan Süleyman'ın peki Deniz Kuvvetleri Komutanı Turgut Reis 90 yaşındayken geminin güvertesinde Cezayir'e gidiyor, Cezayir'i alıyor adam. Yaş 90. Kanuni Sultan Süleyman peki Mohaç'a gidiyor, Macaristan'a, yanında Abidin Paşa var. Abidin Paşa 85 yaşında. Bu adamlar hiçbir zaman ihtiyarlığı bahane yapmadılar. Birisinden bir alacağın olsa, sen de var ya, sedyelik bir hastasın sen. Yataktan kalkamıyor, ne dizlerin tutmuyor, bilmem ne vesaire. Ama senin parayı da vermiyor bu adam. Tamam mı? Ne yapıyorsun peki? Oğlum, havurdan bağ bu 14'liği getir. Çağır ağabeyini, kardeşini, sedyeyle beni al götür Ahmet'in kapısına. Değil mi? Sedyede gidiyorsun, Ahmet'i kapıya çağırıyorsun ve carcuda ne kadar mermi varsa hepsini boşaltıyorsun. Adam vurmaya takatin yeter. Ona kafan basay. Para almak için tamam, kafan çok güzel çalışıyor da, ha bu işe niye kafan durdu? Sen benden çok daha akıllısın. Sen benden çok daha kuvvetlisin. Sen eski topraksın, sen yaman bir adamsın ha. O yamanlık birçok yerde iş görüyor da, ha buraya geldiği zaman niye senin kontak basmay? Ha bunu bana söylesene, ben de ofliyim ha. Hem de kötü yerindenim ha. Ben de Karadeniz'in uşağıyım ha. Karadeniz sağa da esti, bağa da esti. Bağa bak, bu iş sana kaldı, bana kaldı. Öyleyse görev başına, marş marş.